Merhaba oyundayız takipçileri, ben Tamer Yeşilda. GTA 5'in bir farklı bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 gün önce GTA 5'e yeni bir güncelleme geldi. Pahalı bir güncelleme. Bu güncellemede arkadaşlar tam 6 tane araç var. Bir tanesi motosiklet, bir tanesi sürat motoru ve 4 tanesi araba. Size bunları göstereceğim. Artı roket modunu göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz güzellik, tabii yukarıdaki UFO yanılsamasını kastetmiyorum. Görünmez olmaya çalışıyor zannediyorum. Gündüzleri, geceleri ortaya çıkıyor ışıklarıyla. Şu arkadaki aracı araçtan bahsediyorum. İlk aracımız o. 4x4 715 bin dolar. Tam ismi Coil Brawler diye. Bu arada kıyafetim de şekil. Havalar çok sıcak. Bunun için klimalı dediler, aldım. bakalım nasıl gidiyormuş aracımız. Şöyle bir bakalım kendisine. Dağa taşa vurayım dedim aracı. Çünkü bu tip araçlar asfaltta kullanmak için değil tabii ki. Tabii kullananlar da vardır da. Şöyle isterseniz turbo sistemimiz online'mış. Roket modu dedim de turbo sistemi. Şöyle basalım. Bakalım nereye kadar uçuyoruz. Turbo havalandırır. O değil de parçalayacağız arabayı ya. Dur. Aman. Hop. Vallahi. No way. Aynen öyle. Bakalım tırmanışı gayet iyi çekiyor. Şöyle biraz bir tık daha uzaklaştıralım da arkasını da görelim. Farları yakalım. Farım da hep açık, yolum da. Bu arada arkadaşlar 500 bin aboneyi geride bıraktık. Aynı zamanda 72 milyon izlenmeyi de geride bıraktık. Herkese çok ama çok teşekkürler. Şans yaptık. Ayda gitti tekerlek. Ulan ben 715 bin dolar verdim bu araca. Ne oldu? Yani gitti. Biraz daha çarparsam hurdaya dönecek de daha iyi. Üfül üfül oldu diyeceğim de. Astronot kıyafetim var üzerimde. Arkadaşlar kanalımızı izleyen, izlettiren, videolarımızı özellikle paylaşan herkese çok ama çok teşekkürler. Nice yüz binlere, nice milyonlara diyeyim. İnşallah. 6 ayımıza da 3 gün kaldı. Onun da bilgisini vereyim. Vay, farlar yanıyor ama. Dostum ben bu arabayı parçalarım. Parçalarım. Teki gitmiş farların, ön farların da arkası. Bu arada frame düşmeleri yaşıyorum. Arabam düşmesin de frame'im düşsün. Ağaca da vuranzi. Online'de ve offline'de bu arabayı alıp kullanabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Dostum bu arabayla astronot olarak Plüton'a biraz daha yaklaşalım. İnsanlık için büyük gelişmeler de oluyor bu arada ya. Evet, oyun değerinin 500 bin olmasının yanında. Plüton'a yaklaştı galiba Hubble. Bayağı dibinden geçiyor. Siz deyin 1 milyon, ben deyin 2 milyon kilometre ötesinden. Hadi çocuğum çıkarsın! Hadi çıkarsın! Senin için küçük ama benim için çok büyük bir adım. Bu dağa çıkmak arabayla. İnsanlık için ise herhangi bir önemi olmayan bir adım. Olmadı ya. Olmadı yer. Destisine dolmadı ya. Takıldı araba ya. Geri çıkmıyor şu anda. Bayağı saplandık ya. Hadi çocuğum yaparsın. Farlar zaten yanmıyor. Şöyle çıkalım. Yok, yanlış hamle. Yanlış hamle uçurumdan aşağıya uçmayı gerektirir. Vallahi kopuk uçurtma, saldım bayır aşağıya. Saldım bayır aşağı Mevlam kıyra. Öyle değil değil mi? Çayıraydı. Bu araba da eşek değil zaten. Geçmiş olsun. İsterseniz diğer arabamıza geçelim küçük küçük. İlk arabamız buydu. Evet arkadaşlar, ikinci arabamız Progen T20. Kendisi tam 2 milyon 200 bin dolar. Legendarysports.net'ti galiba. İnternet adresinden satın alabiliyorsunuz oyundan. Yani ve bir McLaren'dan esinlenilerek yapılmış MP4-12C miydi? Hatırlamıyorum şimdi. Bakalım nasılmış hızlanması. Şöyle onu da otobanda check edelim. Gayet güzel. Bir de şeyine bakalım. Ama çarpmadan ya. Çarpmadan da durmaz ki. Nasıl duracak?
Astronota da kelime öğretmemişler No Way'den başka. Hazır mıyız gençler? Dokunduralım bakalım. Pardon. Bilerek yaptım. Çok da açık sözlüyüm. İyi yapmışlar ya. 2200'e değer mi bilmiyorum da. Güzel araba. Şöyle bir de ters yönde bakalım nasıl çalışıyormuş. Çekin lan. O zaman size bir hikaye anlatayım. Ters yöne hazır giderken. Bizimki radyoda duymuş. Ters yöne giden biri var diye. Ve şöyle demiş. Ne biri? Hepsi ters yöne gidiyor. Esprisine gülünmeyen Tamer. Mezarcı. Patlatalım en iyisi ya. Sonra da söndürürüz. Hazır mıyız? Evet. Bir saniye, arabam yanıyor. Lan yandı arabam. 2 milyon 200 bin dolar saydım ben ona ya. Of ya. Sönmüyor ki bu. Lan sön lan, gitti milyon dolarlar. Bin bakayım içine biniyor mu? Bilmiyorum. Dur, sana değil. Sana da sıkarım. Git lan. Sıkarım valla. Evet arkadaşlar, üçüncü arabamız Kokette Blackfin. Kendisi 695 bin dolara satılmakta. Ve hipodromda deneyeyim dedim. Nedense değişiklik olsun diye. Şöyle kendisine de roket motoru basalım. Bakalım rokette nasıl gidiyormuş. Vallahi burun farkıyla geçti diğer atları. Şu da atlar da olsa ne güzel olur ha. Hayda, sürttürdük arkayı. Çok şekil araba olmuş yalnız ha. Şunun hasar almasına dayanamadım, hemen düzelttim. Şöyle bir içeriden de bakalım kendisine. O zaman uçan zi. Bas kuçum. Uçar mısın buradan aşağıya? Vallahi uçtu. Bakalım parçaladık mı güzelim arabayı ya. Olamaz. Haydi önde gitti. Her yer gitti. Hipodromda kaldım. Vapicino. Niye attın lan kendini, gel gezdireyim. Hiç mi üstü açık süper bir araba, Cadillac tipi bir araba kullanan astronot görmediniz? Otobüs durağındakileri alayım dedim ama istemediler. Tam bir tur arabası. Amcam gel gezdireyim. Lan! Yeni almıştım ben bunu ya. Tam 225 bin dolar arkadaşlar. Arabanın fiyatı. Üstü açık kapana da biliyor tabii doğal olarak. Şöyle biraz seyir turu yapalım bununla. Bir de şu turbo modunu gösterelim. Oh! İyi ki astronot kıyafetimi giymişim. Araba ne oldu? Dostum yarışalım mı? Ama sen önden başladın, olmaz ki böyle. He? Niye önden başlıyorsun? Aa, kız kıza geziyordunuz ha? Tamam. Pardon. Kendi arabamı çizdim. Düt 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 düt. Gelin arabası yaparız bunu ya. Hemen motosikletimize geçelim. Evet arkadaşlar, motosikletimiz de bu. Dinka Vindicator ismi. Şu anda askeriyedeyim. Kendisini bir deneyeceğim. Bakalım nasılmış. 630 bin dolar fiyatı var. Dostum bir saniye ya. Bir motor deneyemeyecek mi şurada? Yalnız önü kalkmıyor ya motorun. İlginçtir. Neden kalkmıyorsa. Yok yani, kalkmıyor. Şöyle bir de turbolu olarak deneyelim. Bakalım o zaman kalkacak mı? Bak şimdi kalktı. Oh! Oh!
uçma modu yok yalnız ha. Kendi kendine uçtu. Hayda. Motorum nereye gitti lan? Lan motorum gitti. Ya motorum kayboldu. Motor gördünüz mü burada? Kesin öbür tarafa geçti. Öbür tarafa nasıl geçti? Behlül Kaçar gençler. Motor denemeye geldim. Hop. Bu motor iyiymiş. Allah dönüşleri çok güzel de. Mobiletten pek fark yok. Abartmıyorum. Lan ne yapıyorsunuz manyaklar? Üstüme niye sürüyorsunuz? Eh be, normalde alırdım da niyeyse düştük. Dur hemen bineyim şunu. Arkadaşlar askeriye geldim, gördüm. Yeter benim için. Ben kaçar. Hoşça kalın. Yine uçamadım ya. Arkadaşlar son olarak teknemiz Lampadati Toro'yu deniyoruz. Tam 1 milyon 750 bin dolar fiyatı var. Bakalım polisten kurtulabilecek miyiz 5 yıldızlı halimizle? Dar alanlara sürdüm ama fark etmiyor polis için. Turbo sistem bunda var mı çok merak ediyorum. Oha! Da bir anlığına kalktı. Önü sadece. Yok polisten kurtulamıyoruz. Şöyle göstereyim size. Zengin teknesi. Sürat motoru da o kadar hızlı gitmiyor sanki ya. Ya da dar sularda hızlı gidemiyor zannediyorum. Ya ne peşimden geldiniz ya. Hep bu askeriye yüzünden ha. Az önce motorla girdim askeriye. Bir bırakın lan peşimi. Ben size ne yaptım? Neyse karaya çıkaralım ya. Yapacak bir şey yok. Karada da gidiyor bir yere kadar. Ama bir yere kadar. Bir yerden sonrası yok. Evet biraz delil karartalım. Şimdi polisten kaçtım ya anlamasınlar benim. 1 milyon 750 bin dolarlık. Ya şimdi ben askeriye gelirim kardeşim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Oyun Desi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.